şey yapmıyor. Bu o kişiler vahye kulak veriyor. Allah da onları üstün konuma getiriyor. Yani kişilerin vahyi tercih ettiğinden dolayı Allah onları seçtim diyor. Öyle gelişi güzel Allah'ın kendiliğinden durup durduğu yerde yaptığı bir seçim değil yani. Bu dünyada da aslında bunun tam karşılığını görmüyor muyuz? Yani bir kız çocuğu ve erkek çocuğu biyolojik olarak bir anne babadan geliyor fakat fikri olarak onlardan çok ayrıysa o ailede ne huzur oluyor, ne beraber hareket etme durumu oluyor, ortak düşünce oluyor, hiçbir şey olmuyor. Evet. Dolayısıyla orada sadece biyolojik bir evlatlık oluyor ama diğer tarafta hiçbir şekilde birlikte hareket edemiyorlar. İşte benim sorum da daha 115'ti Eyüp Hocam. Andolsun biz bundan önce Adem'e ait vermiştik. Fakat o unuttu. Biz onda bir kararlılık bulamadık. Adem Aleyhisselam kayış mı atmış? Ne yapmış yani burada? Mızıkçılık mı yapmış? Duyamıyorum hocam ben. Şimdi bir sıkıntı var. Ses gelmiyor mu sana? Tamam. O zaman soruyu Cemal'e soralım. Sen ne düşünüyorsun Cemal? Daha 115. Valla ben bu konuda aile konusunu öyle anladım abi. Yani oradaki Adem hani peygamberden bahsetmiyor. Ali Rıza Hocam dediği gibi iki Adem'den bahsediyor. Hani insanoğlu yaratılışta bir söz vermişti. Oradaki çarpıklıktan bahsediyor bence Allah. Orada caydı, sözünü tutmadı. Dünya hayatında Allah'ın istediği doğrultuda davranış sergilemedi. Sözünden caydı. Eyvallah. Yani, çok güzel. İnsanlardan bahsediyor. Aynen öyle. Zaten oradaki Adem, peygamber olan Adem olsaydı, Kur'an o zaman çelişkili olur. Çünkü Allah, Resulülere düzgün beşer. Bu eğer o kendi hevasından bir şey yapsaydı, onun şah damarını koparırdı ki. Dolayısıyla onun peygamber olan Adem olması mümkün değil. Çünkü peygamber olan Adem, bir peygamber asla bizim katılıp oyuncak olmaz. Ya bir de dediği sözden caymaz. Peygamberlerin bir kısmı hani Kur'an'da hikayesi geçmeyen peygamberler vardır. Aslında onlar sözünü tutamamış gibi görünse de birilerini inandıramamaktan kaynaklanan hani görevini yerine getirememişlik vardır orada aslında. Sözünü tutmamak da değildir. Aslında orada performansla ilgili bir sıkıntı vardır. Hepsi sözünü tutmak adına gerekli mücadeleyi vermiştir diye düşünüyorum. Yok, sözünü tut. Bütün peygamberler kesinlikle kendilerine verilen sözü yerine getirirler. Fakat insanlardan bazıları ona destek vermiş, bazıları destek vermediğinden dolayı da destek verilmeyen peygamberler toplumda sesini yükseltememiş, ses getirememiş. Onu anlatıyor Kur'an. Evet. İşte bazılarını üstün kıldık derken onu anlatıyor. Aynen. İşte biz buradaki Adem'in yani okumuş olduğumuz suredeki Adem'in Adem Aleyhisselam olduğunu yani Ali İmran 33'teki Adem'in diğer Ademler değil de peygamber olan Adem olduğunu İbrahim'le beraber zikrediliyor, Nuh'la beraber zikrediliyor ve İmran ailesini alemler üzerine seçti diyor. Dolayısıyla buradaki şeyi, peki hocam o zaman İmran ailesine biz buradan peygamber diyebilir miyiz? Çünkü burada hep peygamberleri sayıyor, arkasında İmran ailesi diyor. İmran peygamber tabii ki. Çünkü onu seçti diyor. Ha, o zaman aileyi tamamına yapıyor. Tabii ki. Yani ben, Adem, Nuh, İbrahim mesela, ve hepsini bir aile olarak. Tabii ki. Yapıyor. Orada İbrahim ailesi dediği zaman hani İbrahim, İshak, İsmail ve arkasından takip eden gelen peygamberleri sayıyor ya, o zürriyet anlamında peygamber değil, soy ağacı anlamında peygamber olduğunu da bilmek gerekiyor. Bak mesela Ali İmran suresi 59. ayette İsa'nın yaratılışı Adem'in yaratılışı gibidir ayetinden Adem'i topraktan yarattı ifadesiyle bildiğimiz peygamber olan Adem'i hep atıfta bulunduklarından dolayı birçok yanlışlıklara dönüştürmüşler anlayışlarını. Orada Adem'in yaratılışı gibidir derken diğer insanlar nasıl
topraktan yaratıldıysa İsa da topraktan yaratıldı. Mesajı vermek evet. için bunu anlatıyor. Evet. Hocam o zaman son ayeti de işleyelim de 34'ü çünkü 35'ten sonra onlar birbirlerinden bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. Buradaki yine zürriyet kelimesini iki anlamda kullanmış Kur'an. Bir biyolojik zürriyet. Kesinlikle peygamberler öyle olanlar var ama kesinlikle inanç bağı anlamında zürriyetten bahsediyor Kur'an. Soy ağacı olan peygamber sayısı da çok az var. Bir de biyolojik olarak zürriyeti kuran soy ağacı, inanç ağacı, inkar edenlerin zürriyetiyle iman edenlerin zürriyetini kuran ayrı kategoride değerlendirmiş. Onu anlamak, bilmek gerekiyor. Evet. O zaman hani Meryem'e diyorlar ya, ey Harun'un kız kardeşi diyorlar. O zaman biz de mesela Nurşen Hanım'a ey Harun'un kız kardeşi desek yanlış olmaz. Olmaz. Evet. Çünkü Allah inananları bir aile olarak kabul ediyor. Bak bu müthiş bir şey. Yani bu yeri, göğü, güneşi, ayı, yıldızları yaratan Allah bizi Muhammed'le, İbrahim'le, efendim Meryem'le, Firavun'un karısıyla bir aileye kabul ediyor. Düşünün yani. Bak. Onlarla akrabalığımız. İsa'nın yaratılışı, Adem'in yaratılışı gibidir ayetinden yola çıkarak İsa'nın babasız, Adem'in de babasız. Yani İsa'nın anası var, Adem'in de anası var anlayışıyla olayı çözmeye çalışmışlar. Oysa girdikleri, girişleri yanlış. İsa babasız değildir. Onu anlamak gerekiyor. Bunu artık zaten devamındaki ayetlerde gelecek. Detaylı konuda konuşalım inşallah. Şimdi zürriyet ve aile konusunu anladık mı arkadaşlar? Yani bu önemli, bu ayırabilmek. Allah her şeyle anladım yapıyor diyoruz ya. Allah müminleri bir zürriyetten ve bir aile olarak kabul ediyor. Ehl-i Beyt derken de bunu kastediyor aslında. Yani evin ailesi. Hangi evin? Yani Allah evim dediği Mescid, zaman vahyi kastediyor. Mescid-i Haram evinin ailesi. Dolayısıyla Ehl-i Beyt deyince Hazreti biyolojik Ehl-i Beyt değil, soy ağacı Ehl-i Beyt anlaşılması gerekir. Evet. Hocam şeyde Adem ve Havva'nın cennette gezip dolaşmalarıyla ilgili ayetlerde bu yasak ağaca, daha doğrusu secere diyor, secere tur akraba diyor. Secere demek soy demek, akraba demek yakınlık demek. Buradan da anlıyoruz, iblisin yakını olma, iblisin soyundan olma, biyolojik değil de manevi anlamda onun soyundan olma. Diğer taraftan da kökleri yerde, dalları gökte, bir secere ağacı gibidir diyor, der müminler içinde. Onların üzerindeki meyvelerden beslenirler, rızıklanırlar. Bu da helal olan soyu, ağacı ifade etmekte. Çok açık ve net Kur'an bu iki soydan bahsediyor. Eyvallah. Hatice Hanım, Ehl-i Beyt soyundanız diye övünenler var demiş. Peki Hatice Hanım, sen Ehl-i Beyt soyundan değil misin? Ben onlardanım. Övünenlerdenim Ehl-i Beyt soyundan olduğum için. Çok elhamdülillah. Ehl-i Beyt soyundanmışım. Hep onlar övününce ben onlara imreniyordum. Halbuki bizler Allah'a şükür Ehl-i Beyt soyundanmışız. Onlar değil, biz ama esas. Onlar sanırım Hatice Hanım, siz bu Ehl-i Beyt soyundanız diyenlerin şeyi daha çok Hazreti Ali'nin soyundan evet. Bunu evet, Ehl-i Beyt genelde Aleviler, Şiiler öyleydi. Biyolojik soydan bahsediyor tabii onlar. Asıl bizler Allah'ın izniyle peygamber soyundanız, yani vahiy soyundanız. Evet.
dinini bölüp parçalayanlarla senin işin yok diyor. Aynen. Bölüp parçalama diye çevirmişler. Orada orijinal metinde fırkalardır. Fırkalar demek mezhep demektir. Mezhep diye çevirseler bütün oyunlar ortaya çıkacak. Çözülecek. Evet. Hocam evet uğraşmışlar yani. Mesela 34'te tam yani tam da diyor tek bir soy zinciri halinde Allah'a her şeyi işiten, her şeyi bilendir yani. Tek bir soy zincirinde inananları kastediyor yani. Aynen. Aynen. Yani Allah katında asıl olan inanç ailesi. Sadece miras davalarında biyolojik aile ön plana çıkıyor. Onun dışında Allah inanç ailesine uymayanlara yani Musa'nın, Harun'un, İbrahim'in yolunda olmayanlara hiçbir değer vermiyor. Nuh'un olma değer veriyor mu? Aynen. Ama Nuh'a değer veriyor. Bunu diyor alemlere düşüyor. Nuh'u övüyor mu da? Veya İbrahim'in babasını övüyor mu? Yok ama İbrahim'i övüyor. Dolayısıyla her şey Allah'ta başlıyor, Allah'ta bitiyor. Bunu böyle anladığımız zaman Allah'ın izniyle inşallah öbür tarafta da Tevfik Hocam, bu biyolojik soyun dışındaki bahsedilen Kur'an'daki bu iman soyu kesinlikle DNA ile de bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Onlar yüzlerindeki secde izlerinden, Allah'ın izlerinden, izlerinden tanınırlar. Onlar yüzlerinden tanınacaklar. Ve boyunlardaki zincirlerden bahseder. Bu zincir bugün devamlı... Böyle kalsın dökme. Şuraya kadar devamlı. Ali Hocam mikrofonu kapatın Ali Hocam. Devamlı tarihi zincirdir. Aynı şeylerden hoşlanan insanların DNA'ları belki bir zaman geldiğinde incelendiğinde bu ortaya çıkacak. Aynı tarz insanlar aynı şeylerden hoşlanan bilme özelliğine sahiptir diye düşünüyorum. Eğer bir insanlar Allah'ın yolunu, Rabbani yolu seçmişse bu göstermiş olduğu iradede belki zaman içerisinde DNA'larında bir şeyler oluşuyor. Bunu bilemem. Mesela filleri Afrika'da dişlerini kesip alıyorlar, çıkartıyorlar. Şu anda Afrika'da yeni doğan o kadar çok diş alıyorlar ki fillerin dişleri değerli biliyorsunuz. Şimdi yeni doğan filler dişsiz çıkıyor, doğuyor. Bu çok ilginç. Aslında bu evrendeki ayetin bize verdiği bir mesaj diye düşünüyorum. Dolayısıyla müminlerin genlerinde zaman içerisinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu benim bir tezim tabii bilmiyorum ama bu zincir ifadesi çok önemli. Peki. Peki arkadaşlar, başka eklemek istediğiniz, söylemek istedikleriniz var mı konuyla alakalı? Değilse saatimiz geçti yine. Yarın inşallah yine 35, İmran ailesinden 30, devam edelim. 35'ten itibaren devam edelim inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.